Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Mobile Legends oyunu ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Gerçekten çok güzel haberlerim olacak. Bu videoya sizlerden bolca like bekliyorum ve Mobile Legends oyunu ile ilgili en güncel bilgileri erkenden öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İlk olarak etkinlik haberi vermek istedim sizlere. Şu an görselini ekrana yansıttım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu etkinliğin çevresine baktığım zaman şanslı pickup diyor. Yani böyle çevirmeler yaparak oyun bizlere ödüller verecek. Etkinlik şu anda tasarım aşamasında. Mobile Legends oyunu bu etkinlikle birlikte çok değerli kostümleri ve önemli eşyaları bizlere verebilir arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda detaylar çıktıkça muhakkak sizinle paylaşacağım. Hepinizin bildiği gibi Temmuz ayı Yıldız Üyelik kostümün ana kahramanına gelecek. Ben bu kostüm haberlerini verirken sizler de arka planda resimleri göreceksiniz arkadaşlar. Ana kahramanı ile birlikte hangi emoji gelecek, hangi saklı heykel, işte kostüm renklendirmesi kime gelecek, Nana ile birlikte ekstra hangi ödülleri alma şansımız olacak hepsini görüyorsunuz. Bir de Nana kostümünü alanlar için özel bir etkinlik gelecek. O etkinlikten de şu an görselde gördüğünüz gibi parçalar toplayabileceksiniz. Sıradaki Yıldız Üyelik haberim ise Nathan kahramanı ile ilgili. Biliyorsunuz Ağustos ayında Nathan kahramanının Yıldız Üyelik kostümü gelecek. O kostümle birlikte ekstra alabileceğiniz kostümler, saklı heykel, emoji ve diğer detayları zaten ekranda görüyorsunuz. Nana Yıldız Üyelik kostümünde olduğu gibi Nathan kahramanının Yıldız Üyelik kostümünde de özel etkinlik gelecek. Kostümü alıp gereken görevleri yaptığınızda parçalar toplayabileceksiniz. Sıradaki haberim ise Eylül ayının kolektör kostümü ile ilgili arkadaşlar. Şu an ekrana görseli yansıttım. Eylül ayının kolektör kostümü bir değişiklik olmazsa Mia kahramanına gelecek arkadaşlar. Hatta bu kostümle ilgili bir timin parçası olabilir demiştim ama artık kolektör kostümü olma ihtimali de var. Bu seçeneği de aklınızın bir köşesine yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Sıradaki haberim ise Lancelot kahramanının Dragon Tamer kostümü ile ilgili. Biliyorsunuz ekrandaki bu kostüm Lancelot kahramanına gelecek. Dragon Tamer serisinin son kostümü olacak arkadaşlar. Bu kostüm Eylül ayının içerisinde gelecek. Bunun bilgisini sizlere vermek istedim. Şimdi sizlere kostüm revamplarından bahsedeceğim. Cloud kahramanının Çarkepik kostümü yenilenecek arkadaşlar. Bunun yanı sıra Martis kahramanının kolektör kostümü de yenileniyor. Ayrıca Lunox kahramanının Zodiac kostümü de yenilenecek. Zodiac kostümlerinden bahsetmişken Mobile Legends oyunu bütün Zodiac kostümlerini yeniliyor arkadaşlar. A'dan Z'ye hepsi yeniden dizayn edilecek. Yani elinizde bulunan Zodiac kostümleri artık daha efektif bir hale gelecek diyebilirim. Sıradaki haberim MPL Ligi ile alakalı. Şu an zaten görseli görünce olayı anladınız arkadaşlar. Mobile Legends oyunu Cavhid kahramanına MPL kostümü getiriyor. Gerçekten kostüm böyle görüntüsüne baktığınız zaman çok şık bir havası var arkadaşlar. İnşallah efektleri de güzel olur. Cavhid kahramanına uzun zamandır kostüm gelmiyordu. Bu çok güzel bir haber oldu ve kostüm de efsane. Bir an önce gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Sıradaki haberim ise Transformers etkinliği ile alakalı. Birçok kişi soruyordu. Part 3 gelecek mi? Ne zaman gelecek? Artık o soruları cevaplayabiliriz arkadaşlar. Part 3 Temmuz ayında gelecek. Temmuz ayının ikisiyle 3'ü arasında. Ekrana görselde yansıttım. Zaten o görsele bakacak olursak oyuna giriş yaptığımızda bir tane bilet alacağız arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir elmas yüklemesi yaptığımızda 2 bilet daha alacağız. Toplam 3 ediyor arkadaşlar. 100 elmas yüklediğimizde 2 tane daha alacağız. Toplam 5 edecek. 250 elmas yüklediğimizde 3 çevirme daha hakkı alacağız. Toplam 8 edecek arkadaşlar. Sonrasında 100 elmas ve 250 elmas harcayarak elde ettiğimiz biletlerle toplamda 12x çevirme hakkımız olacak. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu kısmı videoya ek olarak koymak zorunda kaldım. Çünkü birçok kişi soru soruyordu. Ekrana yansıttım zaten görüyorsunuz. Mobile Legends'ın Transformers etkinliği ile ilgili en güncel algoritması bu şekilde olacak. Şu an ekrana bir görsel yansıttım arkadaşlar. Bu görselle ilgili detayları belki de biliyorsunuzdur ama ben ekstra bilgi olsun diye sizlerle paylaşmak istedim. Zaten Nana'nın kostümünün Temmuz ayında geleceğini biliyorsunuz. Louis'nin de aynı şekilde. 1 Temmuz'da Nana, 7 Temmuz'da Louis geliyor. 16 Temmuz'da Kimi Star Wars gelecek arkadaşlar. 23 Temmuz'da YSS'nin Epic kostümü gelecek ve 7 Ağustos'ta da kolektör kostümü olarak Sun kahramanının kostümü gelecek. 1 Ağustos'ta da Nathan geliyor. Bunu zaten söylemiştim.
Sıradaki haberim Çin Asya sunucularındaki gelişmelerle ilgili arkadaşlar. Belki Türkiye'ye de aynı etkinlikler gelir diye bilgilerini vermek istedim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz görsel Çin sunucularına ait yıldız üyelik sistemiyle alakalı. Ben de sizlere geçmişteki videolarımda hep bahsetmişim. Yıldız üyelik sistemi değişecek, yenilenecek, farklı şeyler olacak diye. Belki de ilerleyen süreçlerde yıldız üyelik sistemi bu şekilde olacak ya da yıldız üyelik sistemiyle alakalı oyunumuza bir etkinlik gelecek. Aslında bunlar benim sizlere vereceğim detaylar değil ama yıldız üyelik videosunu çok yakında sizlerle paylaşacağım. Orada bütün detayları sizlere vereceğim. Ulaşmış olduğum bu yıldız üyelik bilgisini sizlerle paylaşmak istedim. Bunun yanı sıra farklı bir olaydan daha bahsetmek istiyorum. Mobile Legends oyunu Çin sunucularında kolektör kostümlerini, değerli kostümleri elmas satışına çıkarttı arkadaşlar. Şu an görseli ekranda görüyorsunuz. Mesela Balmond kolektör elmasa satın alınıyor. Mobile Legends ile ilgili geçmiş deneyimlerime dayanarak Mobile Legends oyunu bu tarz şeyleri, yani farklı ülkelerde yapmış olduğu etkinlikleri belli bir süre sonra başka bir ülkeye de getirebiliyor arkadaşlar. Hal böyleyken belki de ilerleyen zamanlarda bizler de kolektör kostümlerinin ve diğer farklı değerli epik kostümleri market alanından elmasla satın alabileceğiz. Bu konuyu da kulağınıza küpe edin arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu kısmı da videoma ek olarak koymak durumunda kaldım. Çin Asya Server ile alakalı farklı bir gelişme. Mobile Legends oyununu yüklediğiniz zaman sizleri karşılayan ekranla ilgili bir yenilik var. Bir de Mobile Legends oyununa giriş yaparken o gelen logo ile ilgili değişiklik var. Bunları da sizlere izleteyim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Temmuz ayı içerisinde 117. kahraman olarak şu an ekranda görselini gördüğünüz kahraman oyunumuza gelecek. Ağustos ayında da 118. kahraman olarak yine görselini ekranda görmüş olduğunuz kahraman oyunumuza gelecek. Bunlar test sunucusuna geldiğinde muhakkak sizlere detaylı anlatım videosu çekeceğim. Sıradaki son haberim şu an ekrana görselini yansıttığım etkinlikle alakalı. Biliyorsunuz bu etkinlikle ilgili daha önceden video çekip paylaşmıştım. Müfreze etkinliği, yani müfreze jetonu veriyordu bu etkinlik. Şundan yana sıkıntı yok arkadaşlar. Müfreze jetonu etkinliği %100 orijinal sunuculara gelecek. Bununla ilgili yazışmaları bile yaptım, yetkililerle bile görüştüm. Etkinlik orijinal sunuculara gelecek ama zamanla ilgili kesin bir bilgi yok. Çok önemli bir gündü. Artık o önemli gün nedir bilemeyeceğim ama ilerleyen süreçlerde detayları vereceğim sizlere. Bu konuyu geçelim. Mobile Legends oyunu bu etkinliği dizayn etti arkadaşlar. Ekranda da görselleri görüyorsunuz. Konuşurken görseller geçmeye devam edecek. Şimdi arkadaşlar, Mobile Legends oyunu bu etkinliği öyle bir hale getirdi ki sandıkların içerisine ödüller koydu. Ödülleri de göreceksiniz ama ben farklı bir şeye değineceğim. Arkadaş geri çağırma etkinliğini Mobile Legends oyunu artık daha etkili bir hale getirdi. Bu arkadaşları geri çağırdığınız zaman kutulardan sizlere kostümler çıkacak arkadaşlar. Hani çağırdığınız arkadaş sayısına göre belki de çark epik, normal epik kostümler alacaksınız arkadaşlar. Bu duyum efsane bu duyum. Yabancı form sitelerinde araştırdım. Bu şekilde siz de zaten görselde görüyorsunuz. Yani uzun lafın kısası, arkadaş çağırma etkinlikleri bundan sonraki süreçte çok önemli bir etkinlik haline gelecek. Çok farklı kaliteli kostümleri bu etkinlikten elde edebileceğiz. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Mobile Legends oyunu ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaştım. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videonun başında da söylediğim gibi bu videoya sizlerden bolca like bekliyorum. Ve Mobile Legends oyunu ile ilgili en güncel bilgileri erkenden öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.